Merhaba. Devasa kulelerde devasa kadrolarla iş tutuyor, devasa bütçeleri harcıyorlar. Ne çare beyin olmayınca liderin sağlığına ilişkin spekülasyonları önleyemedikleri gibi bilakis körüklüyorlar. Söylentileri kimse kendiliğinden çıkarıyor değil. Kuşkuları sarayın servis ettiği görüntüler besliyor. Sağlıksızım diye bağıran bir görüntü dolaşıma girince düzeltmeye çalışırken ellerine yüzlerine bulaştırıyor, iş bilmiyorlar. Bakın, mesleğim iletişim olmadığı halde krizin nasıl yönetileceğini anlatayım. Liderin öldüğü söylentisi mi yayıldı? Zaman kaybetmeden yaşadığını gösterir, derhal tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan sağlam raporu alırsınız. Tabi Tayyip Erdoğan hastalanmaz, ısmarlama bir lider algısıyla yürüdüğü için durum farklılaşıyor. Böyle yapmıyor, yapamıyorlar, yapamayacaklar da. Ölmüş etiketiyle sosyal ağlar yıkılırken beklendi. Bu bir strateji değildi. Kimse ne yapacağını bilmiyordu. Ertesi gün İstanbul-Ankara yolculuğu fırsat bilindi ve uçağın içinden, merdivenlerinden, havaalanından paylaşım yarışına girildi. Vekili, danışmanı, valisi derken Bunlara Propaganda Bakanı da katıldı ve ortaya evlere şenlik bir iletişim kazası çıktı. Zincirleme kaza üstelik. İletişim dersimiz devam ediyor. A planını yapamıyorsanız B planına geçeceksiniz. Lider İstanbul'dan Ankara'ya mı uçacak? Harika bir fırsat. Çağırırsın Anadolu Ajansı ve TRT'yi, görüntü alır, servis ederler daha önce milyon kere yaptıkları gibi. Rutin bültenle verirsiniz mesajınızı. Hem söylentilerle ilgilenmediğinizi gösterirsiniz hem de bakın işte ölmedi dersiniz. Öyle dosta güven düşmana korku gibi şebekliklere gerek kalmaz. Peki ne oldu? Ölmediğini göze sokmaya çalışırken sağlığını daha da tartışılır hale getirdiler. Propaganda ekibindeki telaş şüpheleri güçlendirdi. Erdoğan taş gibi olsaydı, ekibinde de taş gibi özgüven olurdu. Bu yok ve hiçbir zaman olmayacak. Erdoğan'ın sağlık durumu o yaşarken bilinmeyecek. Bırakın sağlık raporunu son yıllarda hastaneye gittiğini gören var mı? Yok. Çünkü şahsına özel hastaneyi sarayda kurdurdu. Yığınla uzmanı ömrünü uzatsınlar diye bulundukları yerden koparıp yanına aldı. Ünvanlar verdi. Seyahat ettiği her yere mobil hastane önden gidiyor. Tuvaletini başka yere yaptırmıyorlar. Biri analiz eder de kaç yıl ömrü kaldığı anlaşılır diye. Yurtdışı gezileri, evlerine konuk oldukları dahil, taksi durakları vesaire kimsenin çayını bile içmiyor. Hepsini yanında taşıyor, tıpkı askeri kargo uçaklarıyla her yere taşınan makam araçları gibi. Korkularıyla yaşıyor, yaşadıkları daha da korkutuyor. Ecevit döneminden şerbetliyim, olacaklar belli. Her şey yıkılır, tarumar olurken... Erdoğan'ın da fizik ve mental olarak çöküşünü izleyeceğiz canlı gözlerle. Ve bunu bizzat propaganda ekibi servis edecek